Selamünaleyküm sevgili dostlar. Kumsat Hanem'den sevgiler, saygılar. Bitlis'in Ahlat ilçesine geldik. Ahlat'ı daha önce sizlere anlatmıştık. Ahlat gerçekten tarihe sığmayan mükemmel bir şehir. Ahlat Osmanlı İmparatorluğu'nda ataşehir olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda Kubbetül İslam Ahlat. Yanımda Ahlat'ta kardeşim Murat var. Murat bize Ahlat'ı anlatacak. Aynı zamanda drone'um Hezarfen'in görüntüleriyle de Ahlat'ı sizlere anlatmaya çalışacağız. Şimdi abi Van Gölü çevresinde gezdiğimiz bütün şehirleri, bütün yerleri, yerleşkeleri ayrı bir kenara bırakalım. Ahlat bunların içerisinde, nasıl diyeyim, dönemi itibariyle bir başkentten ziyade bir devlet gibi, yani bir yönetim merkezi gibi. Alparslan burayı fethettikten sonra kumandanlarından Sökmen Bey'e bırakıyor burayı. Sökmen Bey de burayı daha sonra bir beylik halinden bir devlet haline getiriyor. Devlet olduktan sonra Selçuklu Devleti falan kurulduktan sonra Anadolu Selçuklu Devleti onun önemli büyük şehirlerinden biri oluyor. Hatta biliyorsunuz bir sürü istilalara, savaşlara neden oluyor. Aynı zamanda Harzemşahlar ile Anadolu Selçuklu Devleti'nin arasının bozulmasına sebep olan bir şehirdi aynı zamanda burası. Şu anda bizim içinde bulunduğumuz yer meydanlık mezarlık dediğimiz yerdeyiz. Burası meydanlık mezarlık. Burada yaklaşık olarak 8000 tane dikili taş var. İçinde de aynı zamanda 30 tane de kümbet var. Anadolu'nun Orhun Kitabeleri denilen yerdeyiz. Selçuklu Mezarlığı'ndayız. Abi çok özür dilerim. Burada bir şey söyleyeceğim. Şimdi bazıları diyor ki burası sadece Müslüman mezarlığı değil. Burada işte Hristiyanlar da var, işte Budistler de var. Yok, yok öyle bir şey abi. Burası sadece bir Müslüman mezarlığı. Çünkü biz burada çalıştığımız zaman... Ya sen işin uzmanı olduğun için söylüyorum. Ya biz burada görev aldık, çalıştık. Buradaki mezarların hepsi Müslüman. Hepsi Hristiyan bir mezar yok, Ermeni bir mezar yok veya başka bir dine inanan bir kişinin mezarı yok. Burası meydanlık mezarlık diye geçiyor ve bir İslam mezarlığı. En büyük dünyadaki Müslüman mezarlığıdır ve tarihi 1000 yıl öncesine aittir buranın. Seni bulmuşken abi mezarların üstündeki taşların yazılarını da soracağım. Şimdi sizinle beraber taşlardaki yazıları da okuruz. Evet, yani onlara taşların bakalım. Boyutları, şekilleri, yazıları, hani hepsini taşları görerek anlatmamız daha doğru olacaktır. Evet. Şimdi mesela anlatırsam havada kalabilir mesela. Örneğin en yakın zamanda şunu anlatabilirim. Şu an hemen şu yakın. Yakınımızda. Evet. Evet. Mesela şu gördüğünüz sanduka. Şunu anlatayım öncelikle. Şunlar yekpare tüf taşından yapılmış, getirilip konulmuş sanduka. Bunun bir de şahidesi var. Bu mezarın şahidesi kırılmış, kesilmiş. Bu sanduka, bunun altında mezar odası var. Yanlarında ise şöyle U şeklinde başlayan ayetel kürsü var. Ayetel kürsü de şeyde biter. Mesela bu sinnetun lafzında bitiyor. Ne demek? Allah yerin ve göğün hakimidir. O kayyumdur, yaratılmamıştır. Uykuda uyumaz. Yani bu şekil mezarların burnunda oluyor. Normalde bunun şahidesi, şahide adı üstünde şehadeden geliyor. Yani kitabe yatan kişiye şahitlik etmesi açısından yatan kişinin kim olduğunu, yatan kişiye mesleğinin ne olduğu, yatan işte burada yatan kişinin nasıl vefat ettiğini, kaç tarihinde vefat ettiğini tarih sırasına göre detaylı olarak burada, yazar. Burada bir şey daha gireceğim. Şimdi burası mezarlık değil mi? Evet. Yani Müslüman mezarlığı. Evet. Burada şimdi fotoğraf çekiniyoruz ön tarafa gidip. İşte yani bir mezarlığa girdiğimizde okumamız gereken neyse. Yani annemizin babamızın mezarına, büyüklerimizin mezarına girdiğimizde ne yapıyorsak. Tabii. Aslında buraya da o ihtimamı göstermemiz gerekiyor. Ya biraz daha bunlar tarihi bir misyon üstlendiği için normal hani mezar gibi alınmıyor. Tabii ama bildiğiniz bunlar mezarlık, mezarlar yani. Bu bölüm Kadılar Mezarlığı. Şu mezar Kadı Zeynettin Ahmet'in mezarı. Mesela onun için bununkini incelediğimizde şöyle diyebiliriz. Bunun altında mezar odası var. Şu sandukası. Sandukasının altında mezar odası var. Bu mezar abi Selçuklu mezarlığında değişik mezarlardan bir tanesi. Bunu seçmemin sebebi bu mezar Alaaddin Osman'ın mezarı. Bu kişi genç yaşta vefat ettiği için bunun için bir aynı zamanda kitabesinden bir şiir kaleme alınmış. Şiir şöyle der mesela, Fars bu aynı zamanda Farsça yazılmış. Mesela şöyle der işte, Serva reftanguli reftanku, servi boylu bostanku, Alaaddini Osmanku. Yani anlamı diyor ki, Alaaddin Osman genç yaşta bir damat idi, ölüm dolu bir rüzgar esti.
onu toprağa düşürdü. O servi boylu hoş nameli nerede? O bostan gülü nerede? Eğer bu dünyanın bir imtihan yeri olduğuna inanmıyorsan dön de söyle bize Alaaddin Osman nerede? Şuradakiler de Ayetel Kürsi abi. U şeklinde aynen. Bu da kitabesi. Yani? Şahidesi. Şahidesi bilgisi. Yani, yani 1290 yılında vefat etmiş. Altındaki de mezar odası. Şu L harfinden başlayarak U şeklinde abi. Şu içindeki sembol palmettir. Palmet şeyi anlamına gelir. Ölümsüz çiçek. 27 tane kesilen böyle çiçek var. Bunlar onu sonsuzluğa kadar hatırlanacağını anlatır. Akrabaları tarafından bırakılmıştır. Ön tarafındaki şahide de ise sembollerden beraber şuradan da o der ki şehadete ve merhamete erişmiş kişi diye. Hani genç yaşta ölen kişi bu. Kadının oğlu Alaaddin Osman. Şahidelerin büyük kişilerin öneminden ziyade zaten kadılar bölümünde olanlar en büyükleri. Hani daha çok güç ve sembolü gösterir. Mesela motiflere baktığımız zaman bak mesela bu da bir mihrabiye, cennet kapısı anlamına gelir. İçindeki de ki yıldızların sonsuza kadar gideceğini anlatır. Sonra şey diyorlar, sonsuzluk teoremi. Mesela bu taşta, mesela şu taş şey der. O şehadete ve merhamete erişmiş alimlerin ve hakimlerin en büyüğü, dinin ve İslam'ın süsü, Müslümanların kılavuzu, Allah'ın sevgili kulu Zeynep bin Ahmed'in oğlu, Sedid-i Sedid Efendi'nin oğlu Kadı Zeynep bin Ahmed'in lahitidir. O 1295 yılında dünya yurdundan ahiret yurduna göçmüştür. Bazı mezarlar var anlatacağız size. Bunlar oda mezarlar. Diğer adıyla tümülüsler. Bu kişiler Müslüman olmuşlar ama geleneklerini de devam etmişler ve oda mezar geleneği devam etmiştir. Mesela birazdan size oda özer mezarlığını göstereceğim. Buraya gömülen kişi Müslüman ama Orta Asya'daki geleneklerini unutmamış ve o geleneğe göre gömülüyor. Şu ceviz ağacının çıktığı yer, evet. Mezarının bulunduğu yer. Tümülüs şeklinde de diyoruz böyle gömülüyorlar. Evet, olabiliyor, değil mi? Aynen. Şunun şahidesinde bu sade şehadete ve merhamete erişmiş alimlerin imamı, kemale ermişlerin en faziletlisi, yaratılmışların en sevimlisi, devlet büyüklerinin en cesuru, alimlerin ve hatiplerin ve meliklerin kadıların neslinden, iyilik pınarı, yüce ahlaklı, kısa ömürlü, Ebul Kasım oğlu, rahmetli Zeynep Salih'in oğlu, baş kadı, İmam Şerafettin Yusuf oğlu, Nurettin Ömer'in ravzasıdır. O 1291 Cuma günü vefat etmiş. Bak bu da yekpare sandukalarının en uzunu. Yaklaşık olarak 3 metre. İki katlı oluyor mesela. İlk kat kitabe ve kişinin bilgisi, künyesi. İkinci katta mezar odası. Şimdi gerçekten bulmuşken bırakmıyorum. Bu video biraz uzun olabilir. Ama sabahla izleyin bence. Çünkü çok faydalanacaksınız. Sağdan soldan duyduğunuz, okuduğunuz. Öyle saçma sapan bilgilerle değil, işin bileniyle konuşuyoruz. Şimdi işin mutfağından geldiği için söylüyorum. Müslüman mezarlı dedik. İçerisindeki kitabelerden bahsettik. Az önce bir oda mezardan bahsettik. Şimdi başka var mı abi başka bahsedeceğimiz? Şimdi motiflerden farklı motifi olan mesela şey var. Çift başlı ejder var, çift başlı yılan mezarı var. Yani çift başlı yılan ve çift başlı ejder bunlar Orta Asya figürleri. Yani iki alemde de gücü, iki alemde de mutlu olmayı gösterir. O yüzden onların mezarlarını da göstermek isterim size. O zaman oraya bakalım şimdi. Evet. Bu mezar da yine aynı böyle yapılan mezarlardan bir tanesi. Şahidesi, sandukası, mezar odası, kilit taşı. Bu mezarın farklı olan kısmını söyleyeyim size. Burada çift başlı ejderin bulunması. Burada çift başlı ejder Türklerde Evren, Araplarda Lun ve Orta Asya kökenli bir figür. Burada işte mutluluk ve gücü sembolize ediyor. Selçuklu mezarlığında nadir bulunan figürlerden bir tanesi. O yüzden bunu göstermek istedim. Mezar taşlarının üzerinde gelecek nesillere bir mesaj iletiliyor aynı zamanda. Her mezarın kitabesinin alt kısmında bir cümlelik hadis veya mesaj. Evet, mesela birinde diyor ki, dünya ehline ahiret haramdır.
ahiret ehline ise dünya haramdır. Allah ehline ise hem dünya hem ahiret haramdır. Ölüm bir kapıdır, herkes ondan geçecektir. Ölüm bir kadehtir, herkes o kadehten içecektir. Yani bu şekil şeyler de var abi. Çok teşekkür ederim. Rica ederiz abi. Şu anda Ahlat Sahil Osmanlı Kalesi'ne geldik. Burası Osmanlılar tarafından 1500 ya 1600 yılları arasında yapılmış bir kale. Kale içerisinde iki tane cami, imarethane, medrese, hamam ve külliyeler, yerler var. Birazdan onları size göstereceğiz. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı'nın Ahlat Sarayı'nın da hemen karşısında bu kale. Sevgili dostlar, Sahil Kalesi'ne geldik Ahlat'ın. Ahlat Sahil Kalesi burası, Osmanlı Kalesi. İçerisinde bir tane camisi var, gerçekten güzel. Caminin adı Kadı Mahmud Camii. 1584 yılında Kadı Mahmud tarafından yapılmıştır. Yine kubbeleri şeklinde görüyorsunuz, önde görünen 3 kubbe, arkada da görünen tek bir kubbe şeklinde 4 kubbesi bulunmaktadır. Aynı zamanda yine sütunları tek yekpare kayadan oluşturulup bırakılmaktadır. Camiye şu ana kadar herhangi bir restorasyona uğramamıştır ve günümüze bu şekilde kadar ulaşmıştır. Evet, şu anda Kadı Mahmud Camii'nin külliyesinin içerisindeyiz. Kadı Mahmud Camii'yi gördünüz. Osmanlı Kalesi'nin burçlarını da gösterelim size. Tabii bu da yine caminin mimarisi de klasik Osmanlı cami mimarisi. Osmanlı'nın Anadolu'daki nadir eserlerinden biridir. Burada sadece Ahlat'ta ve Adilcevaz'da bulabilirsiniz. Osmanlı mimarisini bulamazsınız başka. Bura komple kalenin içindeki bir yerleşke. Bir dış kale sürü şehire giriş için, bir de asıl kale işte şeyin, sarayların ve kompleks yerlerin bulunduğu yer. Sahil Kalesi. Şimdi diyeceksiniz, neden iki kale var Ahlat'ta? Çünkü bir tanesinin kapısının yanında bir çekim yapmıştık. Şu an ikincisini şöyle anlatayım ben size. Osmanlı-İran savaşlarında Şah İsmail Ahlat'a saldırıp, Ahlat'ı ele geçirip Ahlat Kalesi'ne büyük bir tahribat verdiği için Yavuz Sultan Selim sürekli sınırlarını işgal eden Şah İsmail üzerine çaldıran, 1514 yılında çaldıran seferine çıkarken Ahlat Sahil Kalesi'nin artık yapılmayacağını düşünüp kaleyi, eski Ahlat şehrini buraya taşımıştır. Yalnız buranın bitimi 1552 yılında Kanuni Sultan Süleyman'ın İran seferinde tamamlanmıştır ve Mimar Sinan'ın eserleri de burada mevcuttur. Özellikle yapılan burçlarda, yapılan çeşmelerde ve yapılan camilerin kısımlarında Mimar Sinan'ın da katkıları vardır. Evet arkadaşlar, iç kalenin ihtişamlı kapısından giriş yaptık. Bir dış surlar vardı, bir de iç surlar vardı. Maalesef burası Topkapı Sarayı gibi korunmuyor. Burası harabe şeklinde. Hatta burası tapu yapılarak insanlara satılmış. Yani şu an buranın, yani bu kalenin şu an tapusu bir kişide, yani 1970 yılında burası imara açılmış, evler yapılmış kalenin içine ve satılmış. Kale burcuna şöyle çıkışını göstereyim. Kalenin bir sahibi var. Evet, kral değil. Kalenin bir sahibi var ama kral değil. Görüyorsunuz içerisindeki saray da yıkılmış. İç kalenin, yalnız burada bir saray var, yıkılmış o saray. Ahlat'ın sembollerinden bir tanesi kümbetler. Şimdi ilk kümbetimiz Emir Bayındır Kümbeti. Emir Bayındır Kümbeti'ni daha önce size anlattık ama bilen bir arkadaşımla anlatınca, Ahlat'la arkadaşımla anlatınca farklı olacak. Emir Bayındır kim? Öncelikle onu söyleyeyim. Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın torunudur. Rüstem Bey'in oğludur. Aslında bu kümbeti Emir Bayındır'a Rüstem Bey yaptırıyor.
Emir Bayındır babası Rüstem Bey'e karşı isyan edip bir savaş içerisine giriyor ve babası tarafından öldürülüyor. Öldürüldükten sonra babası kendi oğlu için burada bir kümbet inşa ediyor ve kümbetinde bir tane de camisi var. Bu ahlat kümbetlerin içerisindeki en eşsiz olanı, çünkü sekizgen köşeli görüyorsunuz yapısı. Şu alttaki iki katlı yapıyla beraber altta mezar odası, üstte sekizgen şekilli bir kümbet, aynı zamanda önlerinde kıble tarafı ve mihrabiyesi ön tarafındadır bunun. Aynı zamanda bunların her birinin görüyorsun, her birinden 8 tane mesela mihrabiye, ufak ufak görüyorsunuz. Mihrabiye cennetin kapısı anlamına geliyor. Normalde her bir kümbette bir tane olur ama bunda 8 tane mihrabiye var. 8 tane cennet kapısı var ve bu süslemeleri ise geometrik ve motifler için yapılmıştır. Yani bitkisel ve geometrik motifler. Üste de Esma-ül Hüsna mı yazıyordu? En üste Ayet-el Kürsi yazar ve bir de üste şey yazar. Burayı yapan ustanın kitabesi yazar. Babacan Ahmet denilen bir usta tarafından yapılmış. Ahmet Baba tarzında veya tam okunması o şekilde geliyor abi. Zaten Selçuklularda mezarlarda da bulunan, kümbette de bulunanların hiçbirinde Fatiha veya El Fatiha yazmaz. Hepsinde Ayet-el Kürsü bulunur. Ayet-el Kürsü yazar ve Ayet-el Kürsü şeyden başlar. Normalden soldan sağa doğru bu şekilde yazılıyor. Her bir şeyin burçları tek şekilde, tek şeyden yapılmıştır, taştan yapılmıştır. Şunlara da burç söylüyoruz ya da işte diğer adıyla da içerisindeki kubbe tonoz örtülü şekilde yapılmıştır. Emir Bayındır Kümbetin Camisi mimari olarak biraz daha zayıftır camiye göre. Bir zaviye şeklinde yapılmıştır. Önünde mihrabı dış olarak eklenmiştir. Sonradan eklenmiştir. Altında da mezar odası vardır. Kimin vardır? Emir Bayındır Bey'in vardır. Kapı süslemesini görüyorsun. Bu giriş kıbleye doğru bir kapı. Kıble bu tarafa, kıbleye göre yapılan bir kapı var. Kapıda da dediğim gibi yine bir mihrabiye ve süslemeleriyle eşsiz bir yapı. Şu anda Ahlat çifte kümbetlerdeyiz. Yöre halkı buraya çifte kümbet söylemesinin sebebi iki kümbetin yan yana bulunması. Biz ise bunların tarihini söyleyelim. Şu gördüğünüz kümbet Hüseyin Timur kümbeti. O 1279 yılında şehit olmuş. Şehit olduğu için buraya onun kümbetini yapmışlar. Aynı zamanda şehit olan, onunla beraber aynı sene vefat eden Bağatay, Şirin Bağatay Hatun'un kümbetidir. Bu ikisinin kümbetleri aynı anda beraber yapılıyor. Bunlar zaten aynı aileye mensup kişiler, kardeş kişiler. Bu abisinin, bu da kardeşinin, bu Hüseyin Timur'un kümbeti 1279 yılına ait. Kümbet dediğimiz mezar yani. Kümbet dediğimiz şöyle, burası, bu yapı iki katlı bir yapı. Alt yapıda mezar odası bulunmaktadır. Üst yapıda ise bezemelerle süslemeler şeklinde bu kişi için bir mezar, anıt mezar aslında. Yani bu kümbetin anlamı anıt mezar diyebiliriz. Süslemesini görüyorsunuz. Kubbesi, süslemesi, mihrabiyesi. Mihrabiye, şu kapıyı göstereyim size. Şu kapım mihrabiye kapısı, cennet kapısı anlamına geliyor. Etrafındaki süslemeler ise geometrik ve bitkisel motifler oluyor. İlk baştaki yine palmet örneğinde olduğu gibi burçları ve mihrabiyenin giriş kapısı. Yekpare altlara kilit taşlardan oluşmakta bu kümbetler. Kümbetlerin hepsi de iki katlı. Ahlat kümbetlerinin bütün özellikleriyle bu kümbetler de aynı. Burada yaklaşık olarak 17 tane kümbet var. Peki mesela buraya nasıl gelecekler? Çarşı oradan mı giriyor? Buraya direkt çifte kümbetler çarşının ilk girişinde, büyük caminin yan tarafında, zaten Ahlat'ın simgelerinden birer tanesidir. Zaten yol üzerindedir. Yol üstünde geldiklerinde görürler. Arkadaşlar şu an Keşiş kümbetindeyiz. Evet, bir kümbet, bir İslami motif, bir İslami yapı. İsmi size tuhaf gelebilir. Aslında Keşiş kümbeti halk arasında söyleniliyor. Bu kümbetin kitabesi olmadığı için hakkında pek fazla bilgi bilmiyoruz ama bildiğimiz kadarıyla Karakoyunlulara ait, Karakoyunlu dönemine ait bir yapı. Karakoyunlu döneminde burada yaşayan Ermeni papazlarından Papaz Avet çevrede ve yörede çok sevilen bir insan. Aynı zamanda Müslümanlarla da çok iyi ilişkisi olduğu için diğer papazlar tarafından öldürülüyor. Haksız yere katlediliyor. Bunun yüzünden Karakoyunlu hükümdarı 2. Sökmen bunu kabul etmeyip mezarına saygı ve hürmet göstersin diye onun adına bir kümbet dikiyor. Mezarının üzerine bir kümbet dikiyor. Evet, altında yatan bir Hristiyan Ermeni bir papaz ama üzerindeki İslami bir kümbet
ve bir motif. Bunun da sebebi haksız yere öldürüldüğü için, haksızlığa uğradığı için, onun için yapılan ve halkın saygı duyması için yapılan bir yapı. Keşiş kümbeti. Diğer bütün Ahlat kümbetlerinden farklıdır. Çünkü Ahlat kümbetlerinin hepsi devlet adamlarına aittir, beylere ve meliklere aittir. Sadece bu bir Hristiyan din alimi olan Papaz Avet'in mezarıdır. Burada Ahlat'ta Selçuklu mezarlığının arka tarafından bulunan bir hamam. Evet, bu hamam tahrip edilmiş ve bozulmuş, yıkılmış bir hamam. Bu Selçuklu dönemine ait müthiş eserden birkaç parça gösterelim. Mesela bakın, bu oturma taşı. Gayet rahat geçip şöyle oturabilirsiniz hamamda. Oh, mis gibi. Aynen öyle. Ondan sonra arkadaşlar, bu hamamlarda kalorifer sistemi kullanılıyordu. Evet, yanılmıyorsunuz. Kalorifer sistemi. Bunu da gösterelim ve bütün her şey taşla yapılmış. Mesela su taşı. Görüyorsunuz. Evet, beni takip edin. Size kalorifer sisteminin olduğuna dair mesela şöyle bir tabir kullanılıyor. İşte ilk kalorifer sistemi İshak Paşa Sarayı'nda var 16. yüzyılda. Hayır. Bu bahsettiğimiz 13. 14. yüzyılda yapılan bir yapı ve bu yapıda bildiğiniz kalorifer sistemi kullanılmış. Su duvarların içerisinden geliyor, borulardan geçiyor ve hamama ulaşıyor. Hem böylelikle hamamı ısıtıp oluyorlar, hem de bakın, evet göstereyim, boru. Duvarlardan geçen borular. Aa, çok ilginç ya. Evet, bakın burada bir daha iyi örneği var. Bakın, evet, geçen borular. Kalorifer sistemi. Bakın abi, burada da borular. Şu yapıdaki sular şuradan mesela hamamın şu gözesinden sıcak su olarak akıyor borulardan. Görüyor musunuz? Bakın, bir burada, bir şurada. Duvarların içerisinden sıcak su şeklinden geliyor. Burası pek bilinen bir yer değil ya. Burası yani bilinen bir yer değil. Selçuklu mezarlığını biliyor. Emir Bayındır Kümbet. Burası biliyor. Müthiş bir yer. Kendi haline bırakılmış, yok edilmiş, tahrip edilmiş. Görüyorsunuz abi. Yani bu yapı nerede var? Arkadaşlar, 14. yüzyıldan, 13. yüzyıldan bahsediyorum. Bir Roma eseri olsa şu an 50 kişi koruma altına almıştı, ama Selçuklu eseri olduğu için hiçbir önem gösterilmiyor. Şu yapıya bakar mısınız? 1000 yıl önceye ait bir yapı. Şuna bakın, şu taşlara bakın, işleyişine bakın. Burası abi kaderine terk edilmiş. Başka yerlere gidip ziyaret etmen için 500 bin lira müze kart ve ama buraya gelip define bile arayabilirsin. Çünkü o kadar sahipsiz, o kadar kendi haline bırakılmış. Ve zaten defineciler bu hale getirmiş, her yeri kırmışlar. Mesela su borularını, içinde para vardır, altın vardır diye kırılmış. Bu bir hamam. Görüyorsun taşı. Şu taş ellen yapılmış bir su taşı. Bakın, sıcak suyu içerine koyuyor. Yine aynı odaları, yapıyı görüyor musunuz? Çok büyük, kompleks bir yapı. Her bir hamam odasının, görüyorsunuz, farklı farklı kaç tane odası var yıkılan haliyle. Yani şu an bile 1 tane, 2 tane, 3 tane, 4 tane, 5 tane, 6 tane, 7 tane, 8 tane, 9 tane, 10 tane. Bu tepe buranın girişi abi. Hamamın üst tarafının örtüsü. Bu bina da binanın girişi yani. Yıkılmadan önceki hali yani, bu şekil. Evet arkadaşlar, diğer yitik hazinelere doğru gidelim. Sevgili dostlar, Ahlat'a geldik. Ahlat'ı sizler için anlattık. Ahlat gerçekten çok güzel bir yer. Selçuklu mezarlığını, kümbetleri, diğer yerlerini sizlere anlatmaya, göstermeye çalıştık. Drone'umuz Hezarfe'nin görüntüleriyle. Bu bölgeye gelirseniz Ahlat'a mutlaka ziyaret edin. Ahlat'ı ziyaret etmişken de Adil Cevaz'ı ziyaret etmeyi unutmayın. Bizler yeni rotalarımıza doğru giderken sizler de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kum Saati Hanem'de kalın. Allah'a emanet olun.